Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu 3. Yasama Yılı 16. Birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım, müsaadeniz olursa konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Keskin Mahallesi sakinleri aramızdalar. Hoş geldiniz. Ankara Altındağ, Mamak, Etimesut, Sincan ilçe başkanlarımız ile kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, Etimesut Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Yozgat, Boğazlıyan ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Sivas, Zara, Beypınar yöresi muhtarlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Sivas İmranlı Dernekler Federasyonu yöneticileri, Ankara ve İstanbul Köy Derneği başkanlarımız ve yöneticilerimiz, Sivas İmranlı Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Velhasıl Sivas'a hoş geldiniz diyoruz. Erzurum İl Başkanımız ve yöneticilerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Marmara Roman Dernekleri Federasyonu yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. İzmir Pazarcılar Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Edirne Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Muğla Dalaman Gençlik Kolları Başkan ve Yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Ve Uyuşturucu ve Bağımlılık Komisyonu yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Tüm Emekli Sen Genel Başkanı aramızda. Hoş geldiniz. Haftalık değerlendirmesini yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Güzel bir grup toplantısı daha gerçekleştireceğiz. Bize yönelik ahlaksız eleştiriler var. Hiç kimse endişe etmesin. O eleştirilerin tamamına adam gibi cevap vereceğim. Ama önce televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetimizi gönderiyorum. Biliyorsunuz o hal bütün ağırlığıyla devam ediyor. Bütün ağırlığıyla. 1 milyonu aşkın mağdur aile var. 1 milyonu aşkın. Çoğunun savunma aktarı bile elinden alınmış. Daha iddianamesi yazılmayan ve hapishanelerde aylardır bekleyen gencecik öğrencilerimiz var. Hiç kimse endişe etmesin. Nerede bir mağdur varsa orada Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Silivri'de yargılananlar var. İstanbul'da yargılananlar var. 21. yüzyılda gazetecilerin eline kelepçe vurmak bir insanlık ayıbıdır. 21. yüzyılda gazetecinin elinde kalemi vardır. Düşüncesini özgürce yazar. Birisini beğenmek veya beğenmemek gibi bir lüksü yoktur. Oturur, vicdanına göre, inancına göre hayatı sorgular ve yazısını yazar. Haberini yapar. Ama sen misin yazı yazan? Sen misin kalem oynatan deyip iktidarın hoşuna gitmeyen gazetecilerin eline kelepçe vurup eğer onları mahkemenin önüne çıkarırsanız yine hiç kimse endişe etmesin. Görüşü ne olursa olsun bütün yüreğimiz o gazetecilerin yanında. Hepsinin yanında. Vereceği, hepsi verecek, hiç endişe etmeyin. Yine bugün İstanbul'da Enis Berberoğlu yargılanıyor. Duruşmaya ara verildi. Bekliyoruz nasıl bir karar çıkacak diye. Elde hiçbir somut veri yok. Bakın bir daha söylüyorum. Elde hiçbir somut veri yok.
Hiçbir belge yok. Hiçbir doküman yok. Ama bir merkezden alınan talimatla Enis Berberoğlu hapishanede esir konumunda. Buradan Enis Berberoğlu'na da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyorum. Hiç meraklanma, hiç meraklanma. Efendim, hatırlar mısınız bilmiyorum. 17 Aralık 2017'de bir grup toplantısı yapmıştık. Ve ben Man Adası belgelerini açıklamıştım. Sahtedir diyorlardı. Ben sormuştum. Recep Bey'e sormuştum. Recep Bey, senin oğlunun, dünürünün, kardeşinin, eniştenin, eski özel kalem müdürünün bir sterline kurulan Man Adası'ndaki şirketle bağlantısı nedir diye sormuştum. Önce kaçtı cevap vermedi. Bir daha sordum. Kaçtı cevap vermedi. Bir daha sordum. Sonra dedi ki bunların tamamı sahte dedi. Önce 29 Kasım 2017'de söylediği şu. Bugüne kadar o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Bu defa kendisini kimin, nasıl, hangi sahte belgelerle aldatıp o kürsüye çıkardığını bilmiyorum diyor. Benim adım Recep Bey değil. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşinizi kimse kandıramaz. Kimse kandıramaz. Sen herkesin oyuncağı ve maşası olursun. Biz hiç kimsenin oyuncağı ve maşası olmayız. Biz ancak ve ancak bu millete hesap veririz. Hiç kimse endişe etmesin. Yine devam ediyor. Devam ediyor. 5 Aralık'ta. İlgili siyasi parti liderinin belge diye salladığı ve hepsi de sahte olan kağıt parçaları diyor. Hepsi sahte diyor. Sonra defalarca ama defalarca sahte, sahte, sahte. Götür savcılığa ver. Götür savcıya. Verdik savcılığa. Savcının iddianamesini okuyorum. Savcının iddianamesinden bir bölüm okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilen dekontlar üzerinde yapılan incelemede dekontlarda belirtilen para hareketlerinin Halk Bankası'nın 21.12.2017 tarihli yazısı ekinde gönderilen para hareketleriyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 22.12.2017 tarih ve esas 34.321 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketleriyle aynı olduğu görülmüştür. Yani diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının getirip bize verdiği belgelerle Halk Bankası'nın ve MASAK'ın Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? İstifa edecek misin? Namusun, namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmasın. Sahte diyordun. Sahte diyordun. Avukatın da sahte diyordu. Yandaşların da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. E verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Ya zaten biz 50 sefer araştırmadan konuşur muyuz? Benim adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Bakarım, ederim, soruştururum, araştırırım. Ondan sonra konuşurum. Seni her önüne gelen aldatır. İlkokul mezunu çocuk bile seni aldatır. Obama seni aldatır. PKK seni aldatır. El Nusra seni aldatır. YPG seni aldatır. Ama bu kardeşinizi hiç kimse aldatamaz. Hiç kimse. Ve sormuştum kendisine. Efendim bu bir ticari ilişki demişti. Şirket sattılar demişti.
E soru sordum ya, basit bir soru. Hangi şirketi sattı? Bir sterline Man Adası'nda kurulan bir şirkete 15 milyon dolarlık hangi şirketi sattın? Şerefin varsa bu soruya cevap verirsin. Namuslu adam varsa bu soruya cevap verirsin. Şerefin ve namusun varsa oturup soruya cevap verirsin. Eğer benim sorduğum sorulara, şeref ve namus sahibiysen oturur adam gibi cevap verirsin. Sana söylüyorum. Bana sorduğun her sorunun cevabını verdim ben. Şimdi ben sana soru soruyorum. Niye kaçak güreşiyorsun? Niye korkuyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Ben de biliyorum senin niye cevap vermediğini. Senin hangi dümenler çevirdiğini biliyorum. Hanedanın o bir sterline kurulan şirkete 15 milyon dolarlık şirketi nasıl ve hangi gerekçelerle sattığını da çok iyi biliyorum. Sen bana otur, adam gibi cevap ver. Kaçak güreşme. Oturacaksın, Kılıçdaroğlu sen bu soruyu sordun, ben sana cevabını veriyorum diyeceksin. Verir mi? Veremez efendim, veremez. Ne cevabı verecek? Cevap verecek hali mi var? Ancak yalan atar, iftira atar, karalama yapar. Her türlü tezgaha çevirir. Her türlü tezgaha. Kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Bakın, kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Bu memleketin başını belaya sokar. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Tabii kandırılıyor, memleketi bu hale getiriyor ama memleketin bir de ekonomisi var. Perişan vaziyette. Sanmasın ki Erdoğan bu soruları burada keseceğim. Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edecek. Milletin önüne, milletin huzuruna. Ya benim önüme çıkmaktan korkuyorsun. Dünya kadar televizyonun var. Niye çıkmıyorsun karşıma? Adamlarını da al gel. Kimi istiyorsan al gel. Vallahi de billahi de yalnız çıkacağım. Neden biliyor musunuz? Neden korkuyor biliyor musunuz? Her firavunun bir musası var biliyorsunuz. O firavunun musası da benim. Kimse bundan endişe etmesin. O firavunun musası da benim. Biz namusumuzla siyaset yapıyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek siyaset yapıyoruz. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Cebimizi doldurmak için siyaset yapmıyoruz. Çocuklarımıza, dünürümüze, akrabamıza, yandaşımıza git sen de Man Adası'nda bir şirket kur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödemeyelim diye kaçmıyoruz. Ülkemizi seviyoruz biz. Çünkü biz bu ülkenin çıkarlarını bütün çıkarların üstünde tutarız. Bütün çıkarlarını. Hanedan oturmuş devletin başına istediği gibi ahkam kesiyor. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, çok çağıracağım. Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attıracaksın? Senin ne gücün yeter ne de feriştahın yeter senin. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum. Vatandaşın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuyorum. Ya işsizlikten insanlar kendisini yakıyor. İşsizlikten. Ki çıkıp da ey sevgili vatandaşım ya kusura bakma sana iş bulamadık. Kendini de yaktın ama vallahi billahi biraz daha dikkatli olacağım diye bir laf duydunuz mu? Söyleyemezler. Kendisini yakan vatandaşla bunların bir ilgisi yok. Sitelerdeki esnafla bunların bir ilgisi yok. Esnaf ziyareti yaptım. Bu da hemen koşa koşa gitmiş esnaf ziyareti yapmaya. Esnafı hatırlamaya başlamış. Beni takip et Erdoğan. Beni takip et. Herkes seni kandırdı. Bu kardeşin seni kandırmayacak. Sana hep doğruları söyleyeceğim. Her yerde, her ortamda doğruları söyleyeceğim. En son 10 Şubat 2018'de Antalya'da bir vatandaşımız, engelli bir vatandaşımız işsizlikten, geçim sıkıntısından ötürü kendisini yakmaya kalktı. Peki bunlar utanıyor mu? Ya bu memlekette işsizlikten kendisini yaktı. Yaktılar, bir değil, iki değil, üç değil. Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in önüne yazar kasa atıldı diye kıyamet kopmuştu. Ya insanlar işsizlikten, yoksulluktan, açlıktan, sefaletten, geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı? Ahlakı var mı?
dürüstlükleri var mı? Hiçbir şeyleri yok bunların. Hiçbir şeyleri. Bakın, Şubat 2018 başı itibariyle kredi kartı ve tüketici kredisi kartı dolayısıyla vatandaşın borç yükü 509 milyar lira. Eski parayla 509 katrilyon lira. Vatandaş borç batağında. Peki ödedikleri faizler ne kadar? 2014 yılında vatandaş 37 milyar lira faiz ödedi. Bankalar 37 milyar lira. 2017'de 56 milyar lira, 56 katrilyon lira bu ülkenin fakir fukarası gitti bankalara faiz ödedi. Şu anda 2017 son itibariyle 1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Borçlarını ödeyemedikleri için. Ben daha taksi şoförünün, traktörü kullanan çiftçinin, tır şoförünün, kamyon şoförünün dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını biliyorum. Şimdilik onları bir tarafta tutuyorum. Onlar dönüp kendi hayatlarını sorgulasınlar. Kamyon şoförü kardeşim, tır şoförü kardeşim, taksi şoförü kardeşim, sana dünyanın en pahalı mazotunu, benzinini dayatıyorlar. Emin ol, inan, o pahalı mazotu onlara yedireceğim. Sana doğru dürüst kazanacağın helalinden fiyat vereceğim. Hiç endişe etme. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Ama size bir sürpriz yapayım. Bu sefer ben değil, Yeni Şafak gazetesine yazıyor. Ondan biraz söz edeceğim. Yeni Şafak gazetesi aslında son derece güzel bir gazetecilik örneği yapmış. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük bin sanayi kuruluşu bankalara tam 10 milyar 800 milyon lira faiz ödedi. Yani 10 katrilyon 800 milyar lira bankalara faiz ödedi diyor. Kim? Üreten şirketler. Faiz ödüyorlar. Nedir bu 10 katrilyonluk faizin karlardaki payı ne kadar biliyor musunuz? %51. Karının %51'ini bankalara faiz olarak ödüyor. Yine dünkü Yeni Şafak gazetesi haberi sürdürüyor ve daha güzel, daha büyük bir başlık atıyor. Diyor ki, kamu bankalarının faizi özel bankaları geçti. Daha yüksek bir faiz istiyorlar. Daha yüksek bir faiz istiyorlar. Doğru mu? Doğru. Biliyorum. Erdoğan o haberi görmemiş. Görse diyecek ki bunu Kılıçdaroğlu kesin yapmıştır. Bu faizleri Kılıçdaroğlu yapmıştır. Bu faizleri de CHP yükseltmiştir diyecektir. Ben şimdi size Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm okuyacağım. Yeni yaptığı bir konuşma. Şöyle diyor Bay Recep. Birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor. 6 küsur milyar TL. Biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Günaydın Recep Bey. Aylardır, yıllardır çalışıyorsun faiz lobisine. Dilimizde tüy bitti. Sana defalarca söyledik. Sen Türk halkının değil, faiz lobisinin başbakanısın. Faiz lobisinin liderisin sen. Onlara çalışıyorsun. Onlara hizmet ediyorsun sen. Birinci derecede Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rol almak zorunda diyor. Siz aktif rol almadıktan sonra öbürleri istediği gibi at oynatır, kesinlikle faize taviz vermeyeceğiz. 15 yıldır kesinlikle taviz vermeyecek biz faize beyefendi. Tabii bunu okuyan birisi diyecek ki herhalde, düşünecek ki kesin CHP iktidarda, Erdoğan muhalefette, bankalara kızıyor, Merkez Bankası'na kızıyor, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nda kızıyor. Ey Kılıçdaroğlu, niye müdahale etmiyorsun diyor. E ben sana sorayım Recep Bey, 15 yıldır bu memleketi senin yönettiğinin sen hala farkında değil misin? Sen hala işgal edilen bir koltukta Fuzuli Şagil konumunda değil misin? Sen hala bu ülkede tefecilere çalışan bir adam değil misin? Milletin kanını emdin sen. Kanını emdin. Gelirini emdin. Şimdi şikayet ediyor. Ya sen bir kanun hükmünde kararnameyle hocaları üniversiteden atıyorsun. Bir kanun hükmünde kararnameyle adamların mal varlığına el koyuyorsun. Bir kanun hükmünde kararnameyle tutuyorsun, insanları perişan ediyorsun. Ailelerini dağıtıyorsun. E bir de faiz lobisiyle mücadele et.
Çıkar bir kanun hükmünde kararname, de ki faiz sıfır olmuştur. Vallahi de billahi de geleceğim saraya, seni kutlayacağım bu kararnameyi çıkarırsa. Çıkar, de ki faiz sıfır olmuştur. Eyvallah. Bak söylüyorum. Yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamaz efendim. Niye yapamaz onu size söyleyeyim. Niye yapamaz? Yakasını tefecilere kaptırmış zaten. Yakasını tefecilere kaptırmış. Hem içeride hem dışarıda. Tefeci faiz oranı şu olacak diyor. Bunlar da aynen ona uyuyorlar. Niçin? Borç para lazım. Yoksa ekonomi dönmüyor. Bizim Cumhuriyet tarihinde yakasını tefecilere kaptıran iktidar bu iktidardır. Tefecilere hizmet eden iktidar bu iktidardır. Şimdi itiraf ediyorlar. Efendim önlem almamız lazım. Günaydın, 15 yıldır ne yapıyordun sen? Birileri kandırıyordu. Sana bir sır daha vereyim. Kimse duymasın. Şimdi seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Erdoğan, sevgili Recep Bey, seni tefeciler de kandırıyor. Yüksek faizlerle senden para alıyorlar. Senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin. Ve devam ediyor. Enflasyon çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. İyi, enflasyonun inmediğini itiraf ediyor. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Allah Allah diyor ya, CHP iktidarda bu kafayla, bu mantıkla giderse inmez diyor tabii. Şu anda %16, 17, 18 hatta 20'nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Günaydın Recep Bey. Evet, günaydın. Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Demek ki işsizliğin farkına yeni vardı. İnsanlar kendisini yakınca. Yatırım olmadan istihdam olur mu? Olmaz, olmayacak. Doğru. Bu kadar işsizlik nereden çıkıyor? Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar bir avuç tefeciye faiz olarak ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak? Devam ediyor. Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor. Krediyi alan değil, aslında tüketici eziliyor. Doğru söylüyor. Krediyi alan öyle veya böyle işini çeviriyor, çeviremiyorsa da batıyor. Bütün bunları görmezden gelmek doğru değildir. Doğru. Bak doğruya doğru diyor Recep Bey. Sen doğruları söylüyorsun. Ama bu doğruları söylemek senin doğru yaptığın anlamına gelmiyor. Sen memleketi bu hale getirdin. Bu hale getirip şimdi şikayet ediyorsun. Hem suçlu hem güçlü buna denir işte. Hem suçlu hem güçlü. İnsanda biraz ağır damalı olur ya. Utanma duygusu olur ya. Hem memleketi bu hale getireceksin. Hem şikayet edeceksin. Hem de zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkacaksın. Hiçbir kusuru yokmuş gibi. Sorumlu kim? Sorumlu CHP. Sevsinler senin CHP'ni. Efendim. Sadece İstanbul'da. Sadece İstanbul'da. 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Suyunu ve doğalgazını kestiler. Ben size diyorum ya, bunlarda vicdan yok, bunlarda ahlak yok. Vallahi de billahi de, din de yok, iman da yok. Ya adamın suyu kesilir mi? Şimdi düşünün, suyu kesilen bir ev düşünün. Yeni doğum yapılmış. Çocuk var, küçücük çocuk. Geliyorsunuz, suyunu kesiyorsunuz. Ya su kesilir mi? Bir insan soğukta yaşayabilir, dışarıda yaşayabilir ama susuz yaşayamaz. Siz suyunu kesiyorsunuz. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Milletimin vicdanına. 15 yılda. Sen fakir fukaranın suyunu kesiyorsun. Fakir fukaranın. Bu ailelerin büyük bir kısmı gariban. Büyük bir kısmı fakir fukara. Yazık, günah değil mi? Peki bunların derdini kim dile getiriyor? Bizler getiriyoruz. Bu ülkenin fakirinden, fukarasından, garibinden, gurabasından yana olan bizler getiriyoruz. Bir şey daha anlatayım. Kerkük'te, Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Tarihi bağlarımız var. Orada soydaşlarımız var. Ortak dilimiz var. Ortak kültürümüz var. Ortak inancımız var. Onlara her zaman, her ortamda destek verdik. Adalet yürüyüşü sırasında bile bizim gençlik kollarımız tırlarla Kerkük'teki kardeşlerimize, Türkmenlere yardım götürdüler. Bir değil, birden fazla yardım götürdüler. Çünkü biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Biz dürüst ve namuslu siyaset yapıyoruz.
Nerede bir vatandaşımız varsa, nerede bir soydaşımız, akrabamız varsa her türlü yardımı yapıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyorlar. Recep Bey duysun. Dışişleri Bakanı da duysun. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyorlar. En son Ocak ayı içinde iki değerli Türkmen lider öldürüldü. Irak Türkmen Cephesi Kerkük'teki askeri mahalle sorumlusu Alaaddin Abdülmaksud Salih'i 2 Ocak 2018 tarihinde kimliği belirsiz kişilerce katledildi. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Hükümet bu konuda bir şey söyledi mi? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur. Haberi bile yoktur. Yine Kerkük Üniversitesi İslami Öğrenim Bölümü Başkan Yardımcısı 6 Şubat 2018 tarihinde kimliği belirsiz kişilerce katledildi. Bunları dile getiren kim? Biziz. Bunlara sahip çıkan kim? Biziz. Kerkük'teki Türkmenlere sahip çıkan kim? Biziz. Suriye'deki Türkmenlere sahip çıkan kim? Biziz. Kim mağdursa biz onların yanındayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz milletin partisiyiz. Çünkü biz laf ebeliği yapmayız. Çünkü biz milletin çıkarlarını koruruz. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse, yakanızı tefecilere kaptırmadıysanız, üretiyorsanız güçlüsünüz. Teknoloji üreteceksiniz, bilgi üreteceksiniz, tarlada ürün üreteceksiniz, fabrikada katma değeri yüksek ürün üreteceksiniz. Herkes çalışacak, herkes üretecek. Ve dünyada ekonomideki gücünüzle söz sahibi olacaksınız. Herkes Türkiye'nin üretiminden ve gücünden söz edecek. Bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Elbette ki Türkiye üreterek büyüyecektir. Elbette ki Türkiye ürettiği zaman, insan haklarına değer verdiği zaman uluslararası alanda da saygınlık kazanacaktır. Elbette ki gazeteciler özgürce yazdığı zaman uluslararası arenada saygınlık kazanacaktır. Türkiye'yi saygın kılan demokrasi, insan hakları ve üretimdir. Bunun kaçınılmaz olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Peki istediğiniz kadar güçlü olun. Üretin. Fabrikada, üniversitede, okulda, tarlada üretin. Ama bir konuyu hiç kimsenin unutmaması lazım. O da şudur. Ülkenin bekası ve geleceği. Ülkenin bekasının güvencesi o ülkenin ordusudur. Biz kendi ordumuzu peygamber ocağı olarak tanımlarız. Kendi ordumuzu Mehmetçiğin yuvası olarak tanımlarız. Kendi ordumuzu Mustafa Kemal'in ordusu olarak tanımlarız. Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. İlk günden itibaren. İlk günden itibaren. Hiçbir sağa sola yalpalama yok. Telefon edildiğinde şunu söyledim. Hava harekatı konusunda gerekli destek sağlandı mı? Gerekli destek sağlandı. Kullandığım cümle şu oldu. Allah ordumuzun yolunu açsın. Bugün Afrin'de mücadele ediliyor. Zor şartlarda mücadele ediliyor. Şehitlerimiz geliyor. İsteriz ki hiçbir askerimizin burnu kanamaz. Her annenin yüreği pıt pıt atıyor. Özellikle çocukları, asker olan annelerin. Oğlunun sağ salim eve dönmesini istiyor. Ama sonuçta bir vatan görevi yapıyor. Bir mücadele yapıyor. Vatan görevi, ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının, Türk milletinin mücadelesidir. Erdoğan'ın mücadelesi değildir bu. Onu siyasallaştırmak doğru değildir. Ordu hepimizin ordusudur. Hepimizin çocukları hangi görüşten olursak olalım askere giderler. Askerliklerini yaparlar. Vatani görevdir bunun adı. Parti görevi değildir. Vatani görevdir.
Şimdi siz vatani görevi parti görevine dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun adı orduya da vatana da ihanettir. Sana buna izin vermem. Kusura bakma. Son 15 yılda Türkiye'nin denasıyla oynandı. İki kurumda denasıyla oynandı. Biri ordu, diğeri milli eğitim. Bir ülkeyi geriletmek için, bir ülkeyi batırmak için iki şeyle oynayacaksınız. Bir orduyla, iki milli eğitimle. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? Kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Hangi şerefsizlerdi onlar? Genelkurmay Başkanlığı, ya Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı terörist diye hapse attılar ya. Genelkurmay Başkanlığı'nı, devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar? Hangi şerefsizler? Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Kimse kusura bakmasın. Şeref ve namus yoksunu bir insan şeref ve namustan söz edemez. Değerli arkadaşlarım, ordunun içinde yuvalattılar. Destek verdiler. Her türlü siyasi desteği verdiler. Ya Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı. İlk kez. 4 komutanı istifa ettirdiler. Yine Cumhuriyet tarihinde ilk kez terörle mücadele edecek olan ordunun elini kolunu bağladılar. Müdahale etmeyeceksin dediler. Yine aynı şekilde Kuzey Irak'ta ordumuzun askerlerin başına çuval geçirildi. Bir nota dahi veremediler. Bir nota dahi veremediler. Şimdi kalkmışlar bana. Kahramanlıktan söz ediyorlar. Neymiş? Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı ya? Ne kahramanı? Kendi toprağından IŞİD'in desteğiyle kaçan, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran adamdan kahraman mı olur Allah aşkına ya? Dünyanın en korkak adamı. Dünyanın en korkak adamı. Kahraman da geçiniyor. Söylüyorum, bir daha söylüyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. En korkak adamısın. Sen kendi toprağını, kendi askerini. Ya bir insan kendi toprağından kaçar mı ya? Süleyman Şah Türbesi'nden kaçar mı? Kaçırır mı türbeyi ya? Kim? Şimdi ben bir soru daha sorayım. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le işbirliği mi yaptın, yoksa IŞİD'den korktun mu? Bunun cevabını istiyorum. Cevabını istiyorum. Bir daha söylüyorum. Gözlerinden öperek söylüyorum. Sevgili Recep Bey, gözlerinden öperek söylüyorum. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'den mi korktun, yoksa IŞİD'le işbirliği mi yaptın? Verir mi cevabını? Ben de biliyorum cevabını veremez. Ama soru soracağız. Bu soruları soracağız. Hiç kimse unutmasın. Afrin operasyonu devletin bir operasyonudur. Siyasetin değil. Hiç kimse unutmasın. Afrin operasyonunun başlamasından önce muhatapları ile gidip devlet adına görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. İki önemli. Birincisi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır. İkincisi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dır. Siyaset devreye girmemiş ve siyaset ciddiye alınmamıştır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bu operasyonun gerekliliğini anlattılar. Ve hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Kalkmış afra tafra geziyor ortalıkta kahraman diye. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak. Devletin varlığı her şeyin üstündedir. Devletin varlığı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası her şeyin üstündedir. Devleti yönetenlerin 5 temel kurala uyması lazım. Bakın, 5 temel kurala. Devleti yönetenler bu 5 temel kurala uymazlarsa o ülkede beka sorunu ortaya çıkar. Nedir? Birinci kural şudur. Devlet
akılla, mantıkla ve liyakatle yönetilir. Liyakatin olmadığı bir devlet çöker. Liyakatle adaletin aynı kavramdan, aynı kökten geldiğini de kimse unutmasın. İkinci kural şudur. Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Bir daha söylüyorum. Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı konuşmazlar. Gevezelik yapmazlar. Sağa sola saldırmazlar. Milleti germezler. Milleti kavga ortamına sürüklemezler. Çünkü devlet öyle yönetilmez. Devleti yöneten az ve öz konuşur. Devleti yöneten kişi konuştuğu zaman hangi görüşten olursa olsun insanlar kulaklarını kabartırlar. Bakalım, çok önemli bir şey ki devletin başkanı konuşuyor diyor. Yok öyle bir şey. Üç, devleti yönetenlerin birinci görevi toplumda adaleti sağlamaktır. Adalet yok bu memlekette. Adalet yok. Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu memlekette adalet var. Bir Allah'ın kulu. Bir Allah'ın kulu. Adalet yok ya. Hangi devletten söz ediyorsun? Hangi yönetimden söz ediyorsun? Adaleti sağladığınız zaman huzuru da sağlarsınız. Şu anda Türkiye'nin en temel iki sorunu adaletsizlik ve bundan kaynaklanan huzursuzluktur. Her evde huzursuzluk var. Ve beş, devleti yönetenlerin halkı baskılamaması, baskı uygulamaması lazım. Devleti yönetenlerin millete hesap vermesi lazım. Hesabını veriyorlar mı? Vermiyorlar. Man Adası'nda şirket kuruyorlar. Ya işçi şirket mi kurdu? Köylü şirket mi kurdu? Ev kadını şirket mi kurdu? Bir sterline şirket kuracaksın, 15 milyon dolarlık ticaret yapacaksın. Ortalıkta gezeceksin, dönüp bana namustan ve şereften söz edeceksin. Hadi canım sen de, sen ne anlarsın namustan ve şereften? Namus da yok, şeref de yok. Bu beş temel sorun nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu beş temel sorun. Beş temel soruna uymazsanız o ülkenin bekası tartışma konusu olur. Neden beş temel sorun diyorum? Bunun için. 15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Şimdi herkes Türkiye'nin bekasından söz ediyor. Niçin? Devlet yönetilmiyor. Adaletle yönetilmiyor. Liyakatle yönetilmiyor. Sağduyuyla yönetilmiyor. Ön yargı, kin ve öfkeyle yönetiliyor. Ve bu Türkiye'nin başını belaya sokuyor. Değerli arkadaşlarım, PYD ile ilgili de soru sormuştum. Bizi suçluyordu. Efendim ağzı dolu dolu bunu söylemiyormuş. Ne söyleyeyim? Ağzımdan çıkan belli. Duymuyorsan ne yapalım? Benim bildiğim insanlar kulaklarıyla dinler. E sen kulağında dinlemiyorsan ben ne yapacağım? Kime anlatacağım? Kime anlatacağım? Kızmasının sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu. PYD liderini Yargıtay kararına rağmen, Yargıtay kararına rağmen, ki Yargıtay terör örgütüdür dedi PYD, Yargıtay kararına rağmen Ankara'ya davet etti. Altına kırmızı halılar serdi. Oturdu, konuştu, sohbet etti. Devletin bütün sırlarını paylaştı. Ve terör örgütü lideri, bakın, oturdu konuştu. Ben de milletvekili arkadaşıma dedim ki Sayın Mahmut Tanal'a, ya bunlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan git suç duyurusunda bulundu. O da gitti suç duyurusunda bulundu. Hangi konularda? Terör örgütü propagandası yapmak. Evet, Salih Müslim'i çağırıp devlet erkanı karşılıyorsa bundan daha büyük terör örgütü propagandası mı olur? Başka? Terör örgütüne yardım ve yataklık. Vallahi de billahi de PYD'nin liderine hem yardım yaptılar hem yataklık yaptılar. Yardım ve yataklık yaptılar. Söyledim. Bak ben seni suçluyorum. Sen ağzımı açtıkça dava açıyorsun hakkımda. Bunun hakkında da bir dava açsana. Sevgili Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Sen ve ekibin. Sen ve ekibin. Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptınız. Bekledim, dava açamıyor. Açamıyor. Açsa ne olacak? Rezil olacak. Çünkü mahkeme kararıyla terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı, tescil edilmiş olacak. Efendim, suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?
Çağıracaksın PYD'nin liderini, altına kırmızı halılar sereceksin, tokalaşacaksın, ağırlayacaksın, yemek yiyeceksin, ona övgüler düzeceksin. E bundan daha büyük ne olabilir övme? Efendim, suçu ve suçluyu bildirmeme. Bu da önemli bir suç. Mahkeme kararı, Yargıtay kararı PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamışsa ve onun lideri gelmişse yakasından yakacaksın, tutacaksın, götüreceksin, adliyeye teslim edeceksin. Polise teslim edeceksin. Terör örgütünün herhangi bir üyesi için bu yapılmıyor mu? Yapılıyor. Niçin bunun için yapmadılar? Bu soruya cevap istedim. Cevap yok Recep Bey'den. Cevap yok. Dut yemiş bülbüle dönüyor bu soruları duyunca. Sen dut yemiş bülbüle döndün. Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim zaten. Sen hiç endişe etme. Dut yemiş bülbüle döndüreceğim seni. Az önce dedim ki sevgili Recep Bey, herkes seni kandırabilir, seni aldatabilir ama bu kardeşin seni kandırmaz, seni aldatmaz. Sana hep doğruları söyler. Hep doğruları söyledim. Dedim ki senin ne işin var Suriye bataklığında? Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına niye sürüklüyorsun? Kim haklı çıktı? Ben haklı çıktım. Süleyman Şah Türbesi'ni neden kaçırdın arkadaş? Orası bizim toprağımız ya. Bir insan kendi toprağından kaçar mı ya? Dut yemiş bülbüle dönmüş vaziyette. Hiç yok. Cevap yok. Manadası'nda şirket kurma. Hanedan şirket kurdu orada. Ya vergi ödeyeceksen bu memlekete öde vergini kardeşim. Neden Manadası'na gidiyorsun şirket kuruyorsun? Neden kendi ülkende vergi vermiyorsun? Bu ülkenin garibanı, fakiri, fukarası, sanayicisi, iş adamı vergi verir de bu hanedan niye Türkiye'de vergi vermez? Vergi vermemek için her türlü dümeni çevirir. Bu soruların cevabı yok. Salih Müslim'i söyledim. Neyse, en sonunda İçişleri Bakanlığı terör listesine aldı. Bu Mahmut Tanal, bunu unutma. Terör listesini aldı. Bunu da götüreceksin, o dilekçene ekleyeceksin. Suç duyurusunda bulunduktan sonra terör listesine alındı. Yardım ve yataklığı artık İçişleri Bakanlığı da kabul ediyor. Anlaştık mı? Güzel. Ben bunları söyleyince Recep Bey ve ekibi komple saldırıyorlar bana. Komple. Her alandan. Bremen zıkacıları gibi. Bir bakıyorsun aynı cümleler. Sabah, öğle, akşam bütün televizyonlar veriyor. Bana kimler saldırıyor? Şimdi ben size onları anlatayım. Bir, bana saldıranların başında PKK geliyor. Şafşat'tan Ardanuş'a giderken PKK saldırdı. Bir askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı dileklerimizi ilettik. PKK hiçbir lidere, hiçbir siyasi lidere saldırmamıştır. Ben hariç. Ben daha nasıl ağzı dolu dolu PKK terör örgütüdür ya da değildir diyeyim. Ya bana saldırdı terör örgütü. Sana saldırmadı. Sen gittin onunla masaya oturdun sen. Sen gittin onunla İmralı da masaya oturdun. İki, FETÖ örgütü de bana saldırdı. Defalarca. Ya hakkımdaki meclisteki fezlekelerin büyük bir kısmı onun adamları tarafından düzenlenenler. Silivri'ye gittim. Silivri'de ziyaret yaptım. Çıkışta dedim ki burası 1940'ların Almanya'sının toplama kampları gibidir. Dürüst, namuslu insanlar burada hapsedilmektedir diye. Daha Ankara'ya gelmeden fezlekem geldi. Üç, IŞİD saldırdı. En son adalet yürüyüşünde. İstanbul'la Kocaeli arasında IŞİD'in bize saldıracağına dair en son iddianame hazırlandı. Dört, Rıza Zarraf bana saldırdı. Adamın bütün kirliliklerini, pisliklerini ortaya koyduk. Avukatları aracılığıyla, Erdoğan'ın da desteğiyle, bir daha söylüyorum, Erdoğan'ın da desteğiyle. Bakın şu ana kadar Recep Bey Rıza Zarraf aleyhine tek cümle dahi kurmuş değil. Bir daha söylüyorum. Rıza Zarraf aleyhine bu adam sahtekardır, bu adam dolandırıcıdır diye kullandığı tek cümle yok. Tek cümle. Rıza Zarraf da avukatlarını görevlendirdi. Yüzlerce davalar, şunlar bunlar açıldı. Ve en son El Nusra,
O da bize saldırıyor. Bu terör örgütleri arasında bize saldıran birisi daha var. Recep Tayyip Erdoğan. O da bize saldırıyor. Ya arkadaş, kiminle mücadele edeceğiz? PKK saldırıyor. IŞİD saldırıyor. El Nusra saldırıyor. FETÖ saldırıyor. Sen de saldırıyorsun. Ya siz işbirliği mi yaptınız Allah aşkına? Nedir bu saldırı ya? Nedir bu saldırı? Efendim, diyor ki esnaf ziyaretinden sonra bu Kemal'in takımı bir yana, geri kalan herkesi Afrin'e götüreceğiz diye. Sevgili Recep Bey, Kemal'in takımı zaten Afrin'de. O takımın adı Mustafa Kemal'in ordusudur. Sen hala farkında değil misin? Onu kendi ordusu gibi görüyor. O ordu senin ordun değil. Bu milletin ordusudur o. Efendim neymiş? Kemal'in takımı hariç. Benim oğlum asker. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum bedelini ödemedi. Benim oğlum fakirin, fukaranın, garibanın çocuğu nasıl askere gittiyse öyle askere gitti. Sen benim yanımda ayar tutturamazsın Recep Bey. Ayar tutturamazsın. Şimdi ben sana soruyorum. Senin çocukların ne oldu? Senin çocukların ne oldu? Takımının, hanedanın çocukların ne oldu? Garibin, gurebanın, şehidinin üstünden edebiyat yaparsın. Köşeyi dönünce de kaçarsın. Aile boyu kaçarsın. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Sen benim ayarım değilsin. Arkamda laf söyleme. Söyleyeceksen adam gibi gelir karşımda söyler. Çocuklarını askerden kaçıran adamı düşünün. Çocuklarını askerden kaçıran adam efendim milliymiş. Ne millili ya? Gayrimilli bir adam millilik edebiyatı yapıyor. Kimse kendisinde olmayanı öne çıkarır. Kendisinde olmayanı. Kendisinde olan bir şeyi öne çıkarmaya gerek yok. Zaten bizdeyiz. Efendim ben milliyim diyorsan demek ki burada bir sorun var. Gayrimillisin sen. Vallahi de billahi de gayrimilli. Bir daha bak yemin ediyorum. Vallahi de billahi de gayrimilli. Ya çocuğunu askere göndermeyeceksin. Kendi topraklarından kaçacaksın. Yunanistan Ege adalarını işgal etmiş, ses çıkarmayacaksın. Oturacaksın sadece ve sadece Kılıçdaroğlu'yla uğraşacaksın. Senin boyun yetmez buna Recep Bey. Senin boyun yetmez. Bir daha soruyorum. Devletin kozmik odasını, devletin kozmik odasını, haremi ismetini FETÖ örgütüne, bir terör örgütüne açan şerefsizler kimlerdir? Bir daha soruyorum. Kozmik odasını, kozmik odasını terör örgütüne açan şerefsizler kimlerdir? Efendim, Türkiye üzerine oyun oynandı dedim. İki temel genleriyle oynandı. İki temel konuda dedim. Birisi orduydu. Ordunun genleriyle oynandı. Komutanları istifa ettirdiler. Ordunun moralini bozdular. Ama iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Her aşamada gittik ordumuza, askerimize sahip çıktık. Asker bizim askerimiz. Onların kahramanlıkları, destanlıkları bizim destanımızdır. Bizim kahramanlık hikayelerimizdir. İki, milli eğitimle oynadılar. Milli eğitimin tamamını FETÖ'ye teslim ettiler. Bir daha soruyorum. Milli eğitimi FETÖ'ye teslim eden şerefsizler kimlerdir? O şerefsizler kimlerdir? Tabii bu arada Orta Doğu kaynıyor. Amerika orada. Rusya orada. İran orada. Türkiye orada. İsrail ve Çin. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD terör örgütüne silah vermesi
asla ve asla kabul edilemez. Bir terör örgütünü meşru bir hükümetin, meşru bir devletin desteklemesi asla ve asla kabul edilemez. Eğer bizimle müttefiklik ilişkilerinizi sürdürecekseniz, hiç kimsenin terör örgütlerine şu veya bu şekilde destek vermesini kabul etmiyoruz. Bu konuda alınacak olan her kararı sonuna kadar destekleyeceğiz. Her kararı. Biz kendi bölgemizde huzur istiyoruz. Kendi bölgemizde. Kendi vatanımızda huzur istiyoruz. 35 yıldır terörden en büyük acıyı çeken ülkeyiz. Beceriksiz bir yönetim Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürükledi. Beceriksiz bir yönetim Orta Doğu'da Müslüman kanının akmasına yol açtı. Gitmeyin, bulaşmayın, yapmayın, etmeyin dedik. Sana mı soracağız dediler. Geldiğimiz hal belli. Geldiğimiz manzara belli. Orta Doğu'da huzur, dünyanın huzuru demektir. Orta Doğu'da huzur, dünyanın huzuru demektir. Egemen güçleri, Erdoğan'ı kandırdıklarını biliyorum. Dedi ya, Obama bizi aldattı diye. Herkes seni aldatıyor zaten. O yüzden zaten Türkiye'nin başı belaya giriyor. Aldatılan bir adama güvenerek Orta Doğu'da kan akmasına yol açmayın. Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına girmesini hiçbir zaman istemedik. Bölgemizde huzur istiyoruz. Suriye'de huzur istiyoruz. Irak'ta huzur istiyoruz. Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle Orta Doğu'daki bütün dengeler alt üst olmuştur. Efendim orada nükleer silah var diye girdiler. Sonunda nükleer silah olmadığı çıktı ortaya. Dolayısıyla hep beraber bunun mücadelesini vermek zorundayız. Efendim Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Hiç üzülme. Sen adımın Kemal olduğu kadar eminim. Bu yargılama sürecinden mutlaka ama mutlaka beraat edeceksin. Biz bunu biliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.